Deneyeceğim. Yiğit alsın gerçek kahraman. Kötü dersin kötülük abidesi. Düşmanların acımasızca işini bitir. Tamam. Ben biraz... Aha vallahi dersinle Yanında bir oynuyoruz herhangi lan. bir bilgisayarın var mı? Peki ya pasta? Ne demeye çalıştığımı anladın mı? Rehine mi geliyor? Ama ben rehine kurtarmak istemiyorum. Abi hani kötü dersindim ben ya? Ay bir de seni başa da attı bir de şimdi. Abicim bu nasıl kötü dersin? Lan bir kere de madem oynanabilir karakterler var. Belki şey olmuştur, neydi onu da teyzeyi öldürdü ya artık vicdan, hızladı vicdanı. Artık iyiliğe dönüşüyor belki ondanmış. Zannetmiyorum ya. Peki uyuyamıyorsun ya. Uyuyamıyordur belki, ızdırap çekiyor artık. Kanka dersinin ızdırabını. Rehin öldürse görev başarısız. Rehine öldü diye ses geliyor Agustin'den. Ve ölüyorsun otomatik. Abi puan için hiç bunlarla cebelleşmem ya. Gardını indir. Yok abi hiç uğraşamam ya. Bir şey söyleyeyim mi? Aranızda bunlarla uğraşmak isteyenler olur mu? Ben Ben uğraşmam kanka. Ne demek 20 tane rehine kurtar, 50 tane rehine kurtar. Rehine kurtarırken skor elde et falan filan çok boş iş ya. Bana ver ben uğraşayım Eyvallah kanka. abi. Abi salar mısın? Ben de Dersin'le kurtarmak iyi olur zannediyordum ya. Bari iyi Delson seçseydin. İyi Delson'la kurtarırdın da kötü olanla kurtarmaya çalışıyorsun. Abi savaş arenasını bir kez daha oynamak istemiyorum. Salar mısın beni? Yeniden oynatacak galiba. O zaman mecbursun. Video gücü falan çekelim bari lan. Ben gidene kadar o çocuğu harcayacaklar. Oha, kaya gücü bile var. Burada da aşağıda. Lan rehineyi öldürüyorlar. Bundan daha iyisi. Rehine öldü. Yap abicim. Kötü dersini seçtim ben. Niye kötü dersin de rehini kurtarıyorum ya? Yani. Mücadeleye ihtiyacım var.
Galiba ikinci rehin öldüğünde mi oyun bitiyor? Ne oluyor? Abi bir şey söyleyeyim mi? Oyunun evet, bu kısımları net çöp bu arada. Aynen. Boşuna uğraşıyor yani oyun. Tutmaması o kadar normal ki. Infamous Second Son'un ardından bir facia ya. Yemin ediyorum bir facia. Aynen. Facia abi. Bildiğim facia bu ya. Sonuncu tam kasıktan içim ürperdi. Gardını indir. Abi çok merak ediyorum. Kimin aklına geldi bu ya? Tamam, varış noktası seç, hikayeye devam et. Kimin aklına geldi bu fikir acaba? Yani kim şey dedi, anladın mı? Kapalı bir alan yapalım. Kapalı alanda adam oradan oraya uçsun. Kaydettin mi oyunu? Güzel. %15'i bitmiş lan oyunun. Öyle işte, bu oyunda çok fazla yan içerik yok. Abi yani bir şeyleri toplamakla falan uğraşmazsan var ya, tek atıp geçersin oyuna. Öyle bir saatte, iki saatte bile biter ki bu oyun aslında. Ay. 60 lirayı boşuna vermiş olabilirsin. Abi 69 lirayı net boşa verdim bu arada. Neyse, chat'in içinde kalacağına oynadık. 2 saat olmadan geri gel desem parayı alabiliyor musun bunda da? Sony'den mi? Zannetmiyorum gibi. Ya. Bu arada yayıncıysan ve oyunu oynamış, videosunu falan çekmişsen iade izni vermiyor sana. He, anladım. Ya ben bunu bir kere yayında oynadığım için bana iade ettirmezler. Anladım. İçeriği paylaştığın an Jort. O zaman sıkıntı büyük. Birazcık farmlar şey yaparız ya. Ana görevi alabilir, 2 güne bitiririz. Ondan sonra God of War'a geçeriz. Ya da ben en kötü bunun görevleri off stream'de yaparım. O şekilde. Aynen, off stream'de yaparım. Ondan sonra sadece ana hikayeyi bitiririz. Bakarız artık nasıl olacaksa. Ben dedim ama neyse. Ya kanka ne yapalım? Sevdik birisini, diğerini de deneyelim istedik. God of War oynamasan mı? Arkadaşlar siz benden ne istiyorsunuz? Önce bir isteklerinize karar kılalım, ondan sonra şey yapalım. Oylamadan yüksek oy God of War'da çıkıyordu. Yani sen 10 tane yayıncıdan şey yaptıysan, 10 tane yayıncıdan izlediysen, bana geldiğinde izleme isteğin kalmadıysa orasını bilemem tabi. Benim maalesef diğerleri gibi şeyim yok. Adam bana 2 hafta önceden kod yollamıyor. Ben de sizle beraber çıkıp oynuyorum. O yeni çıkan oyunlardan. Sen zengin bir insan değilsin ne yazık. Ya zenginlikten değil de takılan bir adam değilim. Ben de bilmiyorum. Yok sanırım zengin, milyonlar kazanıyor YouTube'dan da. Abi neler var da yani şimdi. Ben yani diyorum. Uncharted evet, abi neyi kazanıyor ha? Vallahi. Bence siz dayak istiyorsunuz ya. Ama neyse ki yakın dövüşü eğlenceli. Yani tek kurtarır yönü o herhalde. Hadi bakalım, bir de grafiti yapmakla uğraşacağız şimdi. O da çok garip değil mi? Zümrüt şehirde iki nadide güzellik saptandı. Abi ben renk kör olduğumdan zaten zor seçiyorum. Bunlar da illi gitmişler böyle en ulaşılmaz, en zor yere koymuşlar şeyleri ya. Geçitleri. Oyunu uzatmak için yapmışlar işte onu. Ya da oynayacak adamın renk kör olduğunu tahmin edememişler. Yani. Burayı da %44 dedik. Buradan da birazcık şey alalım.
Buradan da biraz puan alalım. Buradan puan aldıktan sonra tekrardan bir ana göreve doğru ilerleyelim. Bu arada ben şey yapacağım ya büyük bir ihtimalle. Oğuz. Ağlayacak mısın? Ben tamamen işte. Evet, güzel fikir. Şey yapacağım büyük bir ihtimalle. Ama oyunları kendim seçeceğim. Çünkü ben şunu oynayalım mı diyorum. Adam onu oynamasan iyi olur aslında falan yapıyor böyle. Öteki diyor mutlaka oyna. Ben sonra yapmamam gereken bir hatayı yaptım. Herkesin oyuna diyeceği bir oyun olacak mı sanıyorsun? Yo tabii ki öyle bir şey olmayacak da. İnsanların düşünceleri elbette önemli de yayını domine etmelerine müsaade etmemem lazımdı ya. Hani bir iki oylama yaptık ya. Bakma sinirleniyorum da belli etmiyorum. Şunu oynamasan olur paşam. Ne oynayalım hani senin paşa gönlün lütfedersen. Sen yine sette bir şey mi gördün? Aynen. Şu arıyorum da böyle bir şey var diye. Birden şey oldu. O işi yapacak olan Reaper ya. O yapıyor onu. Renk körüysen araba nasıl sürüyorsun? Çünkü 2012 senesinde ya da 2013 tam senesini hatırlamıyorum. Trafik lambaları, uyarı levhaları ve ışıklar renk körlerinin görebileceği şekilde düzenlendi. Sebebi bu. Normalde bana ehliyet vermiyorlardı. Ama 2012 senesinde ya da 2013 senesinde tam hatırlamıyorum. Yapılan o yeni düzenlemeyle beraber ben araç kullanabildim, ehliyet alabildim. Aynen. Olay bu yani yeni düzenleme ile alakalı. Ama olsun ya bu da eğlenceli. En azından neon gücü diğerine nazaran daha özgür. Yani bunda öyle sınırlayıcı şeyler yok. Dersin de onu yapacağım, bunu yapacağım diye seni zorluyordu. Bunda daha açık bir dünya. Ama keşke Fex yerine Eugene yapsalarmış ilk oyunu ya. Ya aslında o daha şey olurmuş, daha güzel olabilir. Ya çünkü Eugene'de kullanabileceğin mekaniğin haddi hesabı yok usta. Neler kullanırsın neler. Düşünsene Oğuz yani. Kendine ordu bir... falan üretirsin. Aynen öyle, Eugene gibi bir char var elinde ya. Bunların DP'leri de Akulalılar. Akulalılar kime sıkıyor peki şu an? Polise herhalde. Arabalarını bir patlatayım. Neredesiniz armutlar? El bombası falan atıyorlar ha. Bunlar daha psikopatça saldırıyor. Direkt böyle keleşle ne bileyim roket falan. Bunlarda şey yok da bunlar daha psikopat aynen. Çok iyi oldu lan. Ölte bir şey gelsek olursan. Efendim kankam. Ölte bir şey gelsek olursan simden yazarsın, ben anime izlemeye gidiyorum. Niye lan? Peki izledim. Bek kaldım burada falan. İşte ya koca yürekteki. Mantıklı bir sebep bulamadım. Az önce terk ediliyordum. Nerede? Deathcraft indirdiniz mi Left 4 Dead 2'de? İndirdim ben. İndirdim. Dur lan. Şey de indirdi, Erdem de indirdim evet, diyor. Evet, ben de indirdim. Reaper'da da vardı. O da indirdim diyordu. Süper. O zaman bir dörtlü çıkartıp şey oynayalım. Nostalji olur. Olsun. Minecraft, Deathcraft. Olur. Şey, Left 4 Dead 2 Deathcraft. Birlik olur. Bir ara gerçek Minecraft'ta oynayalım. Lan oynadık ya.
elma ver, elma ver bana diye beni böyle sağa sola fırlatıp durdun. Pis herif. Ne yapayım, elmam yoktu. Elma ver, açım, yemek, yemek. Beni öldürüyor, tamam, besleyecek daha az boğaz var artık. Doyabiliriz falan yapıyor böyle. Ege, Ege neler yaptın adama sen? Ne yapayım, yemek yoktu. Abi bölge hesaplaşması gibi bir şey açılacak. Queen Anne bölgesini de %100 temizledik. %90 da Seattle merkezini temizledik. Şimdi ben şu ana göreve gideceğim ama buradan ben umduğum puanı alamadım ya. İki tane kitli yetenek var, bir de neon neyi var? Neon tekliği. Ha bu şey ulti, bizim ultimiz açık zaten. Abi nişan almadı, odaklanmaya falan gerek yok. Ben genelde işlerimi iyi hallediyorum zaten. Yakın dövüşümü geliştirsem hızımı mı arttırsam? Gerçi bütün puan toplama görevleri hızla alakalı olduğu için sanki bir dal yakın dövüş mü arttırsak? Neon oku. %50 yani, daha uzun süre ok ateşte. Yakın dövüş bence daha iyi bunda. Ama kanka, ağırlıklı yakın dövüş oldu. Ama geçen şey yaptık. Dur bir saniye şu ayracı bir kaldırayım. Geçen şey yaptık, hatırlasana, arabanın üzerinde taret görevi gördük. Vallahi neon çekişimi arttırdım. Neon çekişiyle beraber de şeyi arttırdım. Ya o zaman bir yakın bir uzak, bir yakın bir uzak olarak. Aynen aynen. Bugün Ankara'ya falan hiç kar yağdı mı ya? Yağmur yağdı kanka, kar yağmadı. Ya İstanbul'a kar yağdı ya. Yağmursuz bir dakika. Zaten Bursa'ya söylemeye gerek yok zaten. Bursa zaten yağıyor. Aynen. Ya İstanbul'a yağıyorsa genelde Bursa'ya da yağıyor ama ne tarafına yağıyordur bilemem şu. Bize yağdı mı bilmiyorum da burada hiç kar kalmamış. Aga abi. Be. Ben Avrupa tarafında oturuyorum yani. Balkanlardan gelen. Soğuk hava dalga sen. Tabi canım. O gelmiştir yani. Ama çocukları geri çağırmam gerek. Bu iş çok tehlikeli oldu. Hayır hayır, onu ben korurum. Bülent'i arayan herkesi koruyacağımı adamlarına söyle. Bu işe yarar. Açar açmaz onu vuracağım. Roblox mu oynayalım? Shane, senin eleman hala hayatta. Açıkçası bu işi kıvırdığına sevindim. Çünkü başka bir adamı mı tespit etmişler? Bunun icabına bakarım. Yerini göndermem yeter. Bunlar da uyuşturucu satıcısı. Yani akulalılarla savaşanlar da uyuşturucu satıcısı. Biz ne iyiliğe hizmet ediyoruz ne kötülüğe. Hadi ama. Yani karakter kafasına göre takılıyor bunlar. He. Onu kurtardın mı? Öyleyse Tanrı'ya şükür. Bulabildiğim her kas gücüne ihtiyacım var. Dinle. Eğer adamların ifşa olduysa bunu kullanalım. Limon'la oradaki Olaf'ın restoranına gitmelerini söyle. Ben saklanacağım. Akuralılar geldiğinde tepelerine bineceğim. Tamam. Pekala, fena değil. Ben de Olaf'ın yerinin arkasında kamyonla bekleyeceğim. Sen ateş açar açmaz benimkileri alıp hemen tüyeceğim. Abi görevlerin boyutuna bakar mısın? İnanılmaz ufak ya. Çabuk bitiyor. Ayrı bir oyun yerine bir DLC çıkarsalarmış keşke. Ama madem bir şey yaptık, tadını çıkartalım. Ayrı oyun yerine cidden DLC olsa daha iyi olurmuş da adamlar yapmış yani, yapacak bir şey. Shane, dikkatlerini üzerine çektim. Adamlarını götür buradan. Emredersin. Bir de beni range atak yapmak zorunda bırakmasa. Pekala, adamlarım yağ sokaktan aşağıydı. Kimse bunun farkına varmadı. Akuralıların hepsi sana ateş ediyor. Bana uyar, kemiklerini kırılmasını mı istiyorlar? Nasıl istersen. Ayak bileklerine dikkat! Oğlum herifler sniper tutmuş lan. Vay be. Bir baktım bana doğru sniper bakıyor.
Evet. UP'de bu kadar manyaklık yoktu be. O matip bakış falan. Ama gerçekten bunlar benim oyunlarda sevmediğim şeyler ya. Sevmediğim şeylerden kasıt, abi karakterin öküz gibi yakın dövüşü var. Sansa böyle ordu döveceğim ama sanmıyor ve beni buradan bir tane trafodan tutturup zorla ateş ettirtiyor ya. Yani. Fitil oluyorum şu an kanka. Ne yapalım, yapacak bir şey yok valla. Şey, adamların iyi mi? Brent'i bulan var mı? Aslında sanırım onları motive ettin. Senin başarılı olduğunu gördüler. Vay be, bu inanılmaz kızım. Sen gerçekten ölünmeliysin. Ben canavar değilim. Kardeşime yardım etmem gerek. O yokken bazen kontrolü kaybedebiliyorum. Öyleyse madam, şanslısınız. Kurtardığın adamlardan biri, Akuralı amirlerinden birinin Georgetown'da insanları topladığını duymuş. Şimdi eğer gözetleme görüntülerinde bu adamı bulursak, onu Brent'i tuttukları yere kadar takip edebiliriz. Arada bir de olsa iyi birisin. Ha, yani bu kovboyun boğayı sürmesine izin vereceğin anlamına mı geliyor? Bütün boğalar erkektir dostum. Evet tekrar. Her neyse. Hala eleman bize yürüyor. Yok dayı, ağzıyla kuş da tutsa ben bu çocuğa yakın davranmam. Serinin sonunda onunla yakınlaşmayı ver sonra. Yok be.